Çok özel bir ruh hastalığı haberimiz var sevgili hayırdır inşallah severler. Haberimiz tabii ki ılık götlü bir ülkeden haliyle de ıpılık detaylar içeriyor. Hollanda'nın bilmem ne eyaletinin falanca ilçesinde sokaklardaki köpek kakasıyla mücadele amacıyla DNA veri tabanı oluşturulacakmış. Bilimin alet edildiği bu manyaklık bununla da son bulmamış tabii ki. Sonrasında sokaktaki kakanın hangi köpeğe ait olduğu DNA yoluyla belirlenerek sahibine ceza da kesilecekmiş. Allah gerçekten başka dert vermesin diyeceğiz ama bu derdi de Allah vermemiştir bize. Çünkü bu çok özel bir manyaklık gerektiriyor. Böyle icatlar yapacak boş vakti siz nereden buluyorsunuz? Hayat gerçekten bu kadar güzel mi oralarda? Vallahi kaka kaka'yı açıyor. Biz bırakın köpek kakasını, hala vatandaşlarımızın kakasıyla mücadele aşamasındayız. Buradan Şişlet Val teyze ve köpek Boji'ye komple kurmak için cebinde kakayla marmaraya binen dayıya selam olsun. Bizim gerçeklerde bunlar işte. Kaka düştüğü yeri yakıyor sevgili izleyenler. Yine efkarlandık sevgili nikotin sakızı severler. Patlatın bir sakız hepimiz için. Biz kullanmıyoruz çünkü. Hı -hı. Arada bir çıkıp yediğimiz şeyler yüzünden bizi azarlayıp sonrasında kaybolan bir bilim insanımız bu sefer de pilavı kursağımızda bırakmak için geri döndü sevgili pilavdan dönenin kaşığı kırılsın severler. Erkekler pilava çok meraklı oturup da devamlı pilav yemesinler. Lezzetli olabilir ama saç dökülmesinin temel sebebidir demiş. Sebeplerinden biri de değil bakın altını özellikle çizmek istiyoruz temel sebebi. Anamızın tereyağlı pilavıymış efendim. Kısıtlı ne alakaya? Rezervlerimizden bir kuplesini müsaadenizle bu yorum için kullanmak istiyoruz. Ne alakaya? Elin çinlisi Japonu pirinç tarlasında doğuyor. Rahmi bile pirinç tanesi şeklinde düştüklerine eminiz ama kanıtlayamayız. Adamların neden fırça gibi saçları var o zaman? Sakın bize çıkıp pirincin kelleştirici etkisini yarasayla dengeliyorlar filan demeyin. Zaten tadımız kaçık. Bir de bu görüntüyle uğraşmayalım kafamızda. Siz yiyin efendim. Hanımefendiye kalsın zaten tahta kemireceğiz. Ya da yemeyin ne bileyim siz karar verin artık. Üf. Sırada bu kadar kolay mı ya haberimiz var. Suudi Arabistan Prensi Bey kendisinden Mercedes isteyen bir çocuğa Mercedes almış. Evet videodaki çocuk babasının kucağında canım Mercedes istiyor amcacığım diyor. Ve adam senin canını yirim dur alayım büyüyünce Türkiye'de sürersin diye alı veriyor son kısmı biz uydurduk ama bazı sonlar bellidir efendim. Neyse bundan çıkarılacak bazı dersler var ki biz bu dersleri sizin için derledik. Ders mersi yok bam 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 isteyeceksiniz ne istiyorsanız. Hata bizde. Devlet büyüğü görünce işmiş odun makarna filan kovalıyoruz. Demek ki işin sırrı böyle hazırlıksız yakalamak. Bir daha devlet büyüğü gördüğünüzde yanına çokomel, meybus filan isteyecekmiş gibi süklüm püklüm yanaşın. Sonra alın kündeye canım ben ve istiyor sayın milletvekilim diye. Belki de taktik budur. Belli mi olur? Eğer işe yararsa bize haber verin. Sırada Allah seni kahretsin haberimiz var sevgili bedduadan dili kurumuş seyircilerimiz. Hindistan'da bir adam vücut geliştirme programına cinsel organını da dahil edince hastanelik olmuş. Ne duydum ben az önce diyen dinleyicilerimiz için olayı detaylandırmak istiyoruz. Beyefendi cinsel organ çevresindeki kaslarını geliştirmek için 3 kilogramlık e Ağırlığa e, cinsel organını yerleştirmiş. O esnada erekte e, olup e, cinsel organını ağırlığa sıkıştırmış. Ha biz de bunu yedik. İşin içinde cinsel seksüel bir takım emareler var efem. Yani damacanalı dayılar bize bunu öğretti. Ama güzel kılıf. Bunu bizim dayılar da kullanabilir. Bir dahakine ile basılan bir dayımız olursa susamıştı. Bardak yetmedi. Kana kana içmek istedi diye yol yapabilirler. Vallahi verdiğimiz akıl bizim bile keyfimizi kaçırdı. Bir iki e, tükürün şuralara da son bir e, kınayalım şu abi. Senin ağırlığına. Hindistan'ı almışken Pakistan'ı almamak olur mu sevgili hatırım kalır severler? Pakistan'dan kırmızı göz hastalığı diye bir hastalık çıkmış ve pandemi haline gelmiş. Çünkü neden gelmesin? Göt götelik bunu gerektirir. TikTok'lardan filan biliyorsunuz bunlar biraz temas bağımlısı bir hal. Neyse efendim hastanelere akın eden kişi sayısı 86 bine ulaşmış. Yarın bir gün gözünüz kızarırsa nereden geldi bu diye düşünmeyin. Çünkü yoldadır zaten 3-5 tanesi yaya geldiği için biraz gecikmeli geliyor Allah. Samsun'da bir hanımefendi erkek arkadaşı mesajına cevap vermedi diye 40 metrelik yüksek gerilim hattına tırmanmış sevgili izleyenler ya. Öncelikle gerilim hattı olaydaki direkt değil Bizce ablanın kendi. Bir mesaja cevap vermedi diye gerilim hattına tırmanan yarın bir gün cevapsız çağrısına dönülmezse ne yapar diye çok merak ediyoruz. Edison'u mezarından çıkarıp adamcağızın cesedini rehin falan alabilir. Cevap verilmeyen mesajın içeriği de önemli tabii e, sevgili izleyenler. Her olayın iki tarafı var. Günaydın mesajına tek N'li günaydın diye cevap verenlere daha kötü şeyler yapıldığını duyduk. Yine de beyefendiye sabır, hanımefendiye de bol bol akli melaike diliyoruz. Canımızı daha da sıkmak için düzenli olarak araştırma yapan şirketlerden bir diğeri bu sefer de organize suçlar kapsamında Avrupa'da birinci olduğumuzu ilan etmiş. Ya yok saçmalamayın. Türkiye'de organize olarak gerçekleşen bir halayımız var. Bir de e, kadın voleybolcularımızın set ucu mu? Ne haber? Onun dışında bizde organizasyon filan olmaz. Desek de araştırmaya göre dünyada da 14.yümüşüz. Raporda ayrıca geleneksel mafya sistemini model alan önemli sayıda mafya tarzı grup bulunduğu belirtilmiş. Ya işte böyle. Gelenekten geleceğe. Biz değerlerimize böyle sıkı sıkı bağlı bir milletiz. Organize suç bile olsa geleneklerimizden ödün vermiyoruz. Herkes akıllı olsun. Olabilir mi yani? Yani olsalar ne güzel olur. Lütfen rica ediyoruz ak akıllı olalım. <laughs> Türkiye'de başı boş köpek sorunu konuşula dursun, Amerika'da başı dolu. Hatta başı Beyaz Saray'da olan patili dostumuz, Alman köpeği Commander, son iki yılda toplam 11 kez gizli servis elemanlarını hart diye ısırmış. Vay vay vay, komutana bak sen. Bu ne fevrilik ya. Beyaz Saray'da yediğin önünde, yemediğin arkanda ama sen önüne geleni ısırmayı tercih ediyorsun. Gerçi Biden'ın iletişim direktörü, Beyaz Saray hayvanlar için stresli bir ortam demiş. Ama bilemiyorsun tabii. Neyi kafalarına takıyorlar acaba? Orta Doğu falan sen onlara çok kafanı yorma evladım. Sakin. Son bir sözümüz de gizli servis elemanlarına. E siz de kendinizi ısırtmayın ya. Koskoca gizli servis diyoruz. Daha bir komandırdan gizlenemiyorsunuz ya. Filmlerde hiç böyle değilsiniz valla. Havanız 1500 ama reele bakıyoruz. Yani bir komandır yetiyor hepinize ya. Ya bir komandır ya. Komutan bizdeki komutan. Bir komutan yani. Köpek ya bu. Ha gizli servis. Neyse. Sırada tavana yapışmıyorsa olmamıştır kıvamında bir haberimiz var sevgili kıvam severler. Şanlıurfa'da bir teknoloji mağazasında e, iPhone 15 satışı öncesi çiğ köfte partisi düzenlenmiş. Videodaki arkadaşların neşesinden anladığımız kadarıyla telefon satışlarından sadece Prim değil Apple'dan ortaklık da alacaklar gibi duruyor. Allah neşelerini daim etsin. Bununla beraber ister misiniz olayın altından çok büyük felsefi mesajlar çıksın sevgili skolastik düşünce severler. Çiğ köftenin vücudumuzdaki yolculuğu gibi ağızda başlayan haz son kertede yerini acıya bırakarak vücudumuzu terk eder hesabı. Telefonu kasada alırken tatlı, hoş bir öfori. Taksitlerini öderken acı ve gözyaşı. Ha? Olabilir. İnternete yeni silkeleme tekniği düşmüş sevgili tuzum hazır hıyar göster koşalım severler. Tam anlayamadık ama anahtar kelimeler aile dizilimi, bağ koparma, şifalanma ve bereket kilidi açma gibi şeyler. Aile üyeleri olduğunu düşündüğümüz şahıslar tarafından yere yatırılan kocuman kocuman bireyler emcüklenmek suretiyle şifalanıyormuş. Evinizin beti bereketi yoksa bu sizin tembelliğinizden ya da yanlış finansal kararlar vermenizden değil atalarınızdan birinin bir bok yemesinden kaynaklı bereket kilidinizin kapanmasından dolayıymış. E derdi veren atanızsa şifalandıracak olan da yine odur diyerek yılan ısırığı gibi o derdi emcükliyorlarmış. Allah akıl fikir ve emcüklerine vakum gücü versin. Deneyen ve şifalanan varsa yorumlarda bize yazsın lütfen. Biz de gidip babaannemize e, kolumuzu emcikletelim. Allah rahmet eylesin. Hanımlar beyler serbest vuruş bitti.